Yani aslında evet Sayın Abdullah Öcalan'ın Kürt sorunu çözümündeki rolü, Türkiye'nin demokratikleşmesindeki rolü, yine Orta Doğu'nun demokratikleşmesindeki rolü artık bütün dünya halkları tarafından bilinen ve bunun için sadece Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kırılması değil, Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması için bugün bütün dünyada eylemsellik yürüten işte birçok kesim var. Yani bu rol ve bu misyon artık anlaşılan, artık ete kemiğe bürünen bir şekle dönüştü. Yine bugün Türkiye'de çoklu krizlerin asıl meselesinin dayandığı yer aslında Kürt sorununun çözümsüzlüğünde ısrar olduğunu çok net görmek gerekiyor. İşte 100 yıllık devlet politikasının gelmiş olduğu aşama AKP MHP iktidarı tarafından artık Kürt halkının tamamen tasfiye edildiği, tamamen yok edildiği ve bunu sonuna kadar savaş politikalarına dayandırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Ve bunu bu savaş politikalarının zeminini aldığı yerde aslında tecrit politikasıdır ve bu tecrit politikasının bugün Türkiye'de bir yönetim şekline dönüşmüş olması durumudur. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü tecrit politikasıyla yani bu tecrit politikası evet belki son 7 yıldır mutlaklaştı, derinleştirildi ama 23 yıldır devam eden bir tecrit meselesi var. Çünkü İmralı'ya özgü politikalar var. İmralı'ya özgü yasalar uygulanıyor. İmralı'ya özgü yaklaşımlar söz konusu. İşte daha önce koster bozuk hava muhalefeti denilme meselesi bugün işte disiplin cezalarıyla gerekçeler oluşturmanın zeminine dönüştü. Dolayısıyla bugün bu tecritin bu kadar ağırlaştırılması ve tamamen savaş politikalarıyla aslında gelecek bütün Kürt halkının sorununun çözümsüzlüğüne üzerinden aslında Türkiye halklarının ve Orta Doğu halklarının geleceğinin bir kaosa, bir krize dönüştürülme meselesi bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti politikaları ve AKP MHP Faşist İttifakı'nın yönelimleriyle, yaptıkları yaklaşımlarla bu böyle yürütülmekte. Yine bütün bu krizi ve sistemin ne karşı Sayın Abdullah Öcalan 23 yıldır ve özellikle son dönemlerde de bu krizlere, bu sisteme karşı aslında sürekli çözümü dayatan, her fırsatı barış zeminine, demokrasi zeminine dönüştüren bir şahsiyet olduğunu artık bütün dünya farkında, Türkiye halkları da farkında. 2013-2015 sürecini hep beraber yaşadık. Yani 2013-2015 süreci her ne kadar bu iktidar kendi çıkarı için heba ettiyse, kendi çıkarı için kandırmaca bir döneme dönüştürmek istediyse de her şeye rağmen Sayın Abdullah Öcalan'ın Dolmabahçe mütabakatına yazdığı 10 maddelik talepler, 10 maddelik çözüm önerileri aslında Türkiye halklarına, kadınlara, gençlere ve çözüm önerilerini doğaya sunan bir metindi ve Kürt sorununun demokratik yol ve yöntemlerle çözülmedikçe Türkiye'de tek adam rejiminin kalıcılaşacağı, bunun üzerinden bütün bunları değerlendirdiğimizde Sayın Abdullah Öcalan'ın perspektifi, barış ve demokrasiye olan çabasını, rolü çok net artık anlaşılmış ve deneyimlenmiş bir durum var. Dolayısıyla bütün bu çıkmazların, bu çözümsüzlüğünden çıkış yolunun Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü olduğunu artık net görmek gerekiyor ve buradan sadece Kürt halkı değil, sadece Türkiye halkları, bütün kesimlerin buna karşı sesini yükseltmesi gerekiyor. 12 Haziran'da Gemli'ye yürüyüş meselesi de tam da bu tecrit politikalarının, tecritin bir yönetim şekline karşı Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün oluşması zamanı gelmiştir demek için böyle bir yürüyüş planladık ve bugün çağrısını yaptık diyebilirim. Daha önceki Gemlik yürüyüşleri işte yıllar önce yapılan Gemlik yürüyüşleriydi. O zaman da yine aslında Sayın Abdullah Öcalan'ın rolü ve misyonu Kürt halkı tarafından bilinen ve Kürt halkı bunun üzerinden Sayın Abdullah Öcalan'ın tutsaklığı, rehin alınmasını kabul etmemeydi. Ama bugün geldiğimiz aşamada Sayın Abdullah Öcalan'ın bütün en küçük fırsatı bile toplumsal uzlaşı, toplumsal barış zeminine dönüştürdüğünü artık bütün halklar farkında.
bütün halklar bunun farkında olduğu bir noktada artık Sayın Abdullah Öcalan'ın sadece Kürt halkının talebi değil, Orta Doğu halklarının, Türkiye halklarının, demokrasi isteyen bütün kesimlerinin talebi olduğunu vurgulamak, belirlemek için bu yürüyüş çok önemli. Çünkü bugün tek adam rejimi kendini palazlandırdığı, kalıcılaştırdığı tek yer tecrit politikasıdır. Kürt halkına olan düşmanlıktır. Bütün yolsuzluklarını, bütün usulsüzlük, bütün hukuksuzluklarını perdeledikleri yer Kürt sorununun demokratik yolla ve çözümsüzlüğüdür, çözümsüzlüğündedir. Dolayısıyla Sayın Abdullah Öcalan'ın bu noktadaki rolü, misyonu çok iyi biliniyor, çok net biliniyor. O yüzden bugün bütün dünya halkları eğer Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü talep ediyorsa, Türkiye halklarının da bu çoklu krizden çıkışının birinci mücadele hattının bu tecride karşı birlikte mücadele olması gerekliliğini bir kez daha ifade etmek, bir kez daha kamuoyunu oluşturmak için Gemlik yürüyüşünü önemsiyoruz. Yani bugünkü yaptığımız çağrıdan sonra bütün, yani hem Türkiye'de hem Kürdistan'da bütün illerden kitlesel bir şekilde Gemlik'e doğru hareket etme, Gemlik'e doğru gitmenin örgütleme çalışmaları ve tekniki çalışmaları yürütülecek. Ya bugünden itibaren yani çağrı yapıldı ve bu çağrıdan sonra bütün işte DTK, DBP, HDP, HDK, TEJA, TUAT, yine bütün diğer kurumlara da çağrımız var. Herkes bundan sonraki süreçte 12'sinde kitlesel bir şekilde demokratik hakkımız olan bu yürüyüşü gerçekleştirmenin çalışmalarını yürüteceğiz. Yani bugün bu krizlerle en çok karşı karşıya kalan, bu krizlerden en çok etkilenen kadınlar ve gençlerdir. Kürt halkıdır, Türkiye halklarıdır. O yüzden bu yürüyüşe özgürlüğün, fiziki özgürlüğün gerçekleştirmesi için bir ilk adım olarak değerlendirip herkesin, özellikle kadınların, özellikle gençlerin, özellikle bu tek adam rejimini ne artık yeter diyen bütün kesimlerin bu yürüyüşe destek vermesi, katılması ve o günü Amara'ya doğru, o günü Gemlik'e doğru yüzünü dönmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum ve herkesi o günü Gemlik'e doğru yola çıkmasını çağrısını yapıyorum.